Sevgili seyirciler, yeni bir 5'le 1K programına hoş geldiniz. New York'tan, Times Meydanı'ndan hepinize iyi akşamlar. Birkaç dakika sonra sizleri bu hafta burada yapılan, hemen birkaç metre ötede yapılan bir konferansa götüreceğim. Başarılı iş adamlarının inovasyon konusunda yaptığı önemli şeyleri anlatacağım. Muhtar Kent gibi, Hamdi Ulukaya gibi Türkiye'nin başarılı isimlerinin Amerika'da destansı bir anlamda maceralarını onlardan dinleyeceksiniz. Ancak ilk olarak sizleri çok uzaklara, dünyanın belki de en fakir, en zor şartlar altında yaşanan ülkesine götürmek istiyorum. 5'le 1K ekibi yapımcısı Kenan Taş ve kameraman Fatih Öztürk bu hafta Somali'deydiler. Somali'de çeşitli Türk sivil toplum kuruluşlarının, örgütlerinin yardımlarını yerinde görüntülediler. Aynı zamanda da sizlere Somali'nin bir portresini çıkarttılar. Çok zor bir yer. Ekibimiz Somali'de bulunduğu süre boyunca yaklaşık 3 araba dolusu silahlı korumayla sokaklarda gezebildi. Açlığın hala gerçek anlamda yaşandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'nin her şeye rağmen yardımcı olmaya çalıştığı bir ülke Somali. Somali'deki izlenimleriyle gelin isterseniz 5'le 1K ekibinin macerasına götüreyim sizi. Ardından burada New York'ta Times Meydanı'ndaki o malum toplantıya götüreceğim. İstanbul Mogadişu arası uçakla 8 saat sürüyor. Somali'ye Afrika ülkeleri dışında uçan tek uçak şirketi ise Türk Hava Yolları. 5'le 1K yapımcısı Kenan Taş ve kameraman Fatih Öztürk Mogadişu'ya vardıklarında bugüne kadar hiç de alışık olmadıkları bir şekilde karşılanıyorlar. Bambaşka, farklı bir ülkeye geldiklerini tam da o an anlıyorlar. 5'le 1K ekibini Mogadişu Büyükelçiliği'nde görevli 15 kişilik özel harekat polislerimiz ve Somali Devleti'nin koruma polisleri karşılıyor. Mogadişu gerçeğiyle ilk kez işte böyle tanışılıyor. Kaçırılma veya saldırıya uğrama riski nedeniyle Mogadişu'da bulunduğumuz müddetçe böyle bir koruma konvoyuyla hareket edeceğiz. Eller tetikte, sinirler gergin. Her an bir saldırı olabilir. Hem iç savaş hem de El-Şabab terör örgütü yüzünden Somali dünyanın en güvensiz sokaklarına sahip. Neredeyse her 100 metrede bir kontrol noktası bulunuyor. Ve sokakta gördüğünüz herkesin elinde silah var. İşte bu film setlerini aratmayan korku ikliminin Somali'deki en büyük nedeni ise El-Şabab. Kökten dince El-Şabab örgütü 2006 yılında kuruldu. Halkı kendi saflarına çekmek için uzun süre yardımlar dağıttılar. Halkta da bu yardımlar karşılık buldu. 90'lı yılların başından itibaren Somali'de devam eden siyasi istikrarsızlık El-Şabab'ın büyümesinde etkin rol oynadı. El-Kaide ile aynı fikirlere sahip olan örgüt 2012 yılında resmen El-Kaide'ye katıldığını açıkladı. Somali'de hiçbir şeyin kesin sayısı bilinmediği gibi El-Şabab'ın silahlı gücünün de ne kadar olduğu kestirilemiyor. Örgüt içindeki savaşçıların büyük çoğunluğunu Somaliler oluşturuyor. Ancak Afrika ülkelerinden gelen savaşçıların da olduğu kesin. Somali Enformasyon Bakanı El-Şabab'ın gelişimini bizlere Mogadişu'ya bakan bir binanın tepesinden anlatırken her şey bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçiyor. El-Şabab El-Şabab aslında El-Kaide'nin Somali uzantısı. El-Kaide ile aynı düşünceye sahip. Somali iç savaş yaşadığı için devlet olmadığından dolayı bu boşluğu değerlendirmek için kendi düşüncelerini burada yaymak ve Somali'yi ele geçirmek için varlar. Aslında Somalilerin kültüründe öldürmek yok. Bu yabancı bir ideoloji. Bize yeni, 2006'dan bu yana insanları öldürüyorlar sürekli. Ama elimizde istatistiki bir rakam yok. Onların finans konusuna geldiğimizde 2006'ya kadar Somali'de halka zarar veren gruplar vardı. Kabile şeklinde örgütlenen gruplar vardı. Bu gruplar insanlara çok zarar veriyorlardı. Yerli iyi niyetli insanlar bu gruplara karşı çıktı. Bu yerel gençlerden yararlanarak insanların dini duygularını kullanarak İslam'a hizmet ediyoruz, dinin galip gelmesini istiyoruz gibi sözlerle halkın dini duygularını istismar ederek insanlardan destek aldılar bugüne kadar. Ama şimdi anlaşıldı ki onların empoze ettikleri ideoloji doğru değil, yanlış bir yoldalar. İnsanlar anlamış durumda. Şimdiye kadar elimizde istatistik bir rakam yok. (Gülüyor)
Somali'de bir yerden bir yere arabayla gidebileceğiniz bir yol yok aslında. İç savaş öncesinde yapılan yollar darmadağın olmuş. Kısa bir mesafe olsa bile yolların bozukluğu sebebiyle saatler sürebiliyor yol. Başkent Mogadişu'ya Türkiye, TİKA aracılığıyla 34 kilometre asfalt yol getirmiş. Yolların ışıklandırılması için sokak lambalarını bile dikmiş. Trafik lambası olmasa da yol boyunca kimin ne zaman nasıl bir yola geçeceği durumuna göre değiştiğini görüyorsunuz. Şayet arabanızda silahlı birileri varsa tıpkı bizim arabada olduğu gibi geçiş üstünlüğü size geçiyor. Silahlı askerler arabadan atlıyorlar, yol ve geçiş üstünlüğünü size veriyorlar. Somali'de sinema yok, tiyatro yok, Luna Park yok, çocuk parkı yok, eğlence merkezi yok. Somali, yokların sıralandığı bir yoklar ülkesini andırıyor. Elbette bu yoklar listesinde kanalizasyon sistemi de yok. Somalilerin büyük kısmı tuvalet ihtiyaçlarını dışarıda karşılıyorlar. Somali'yi dünya işte gördüğünüz bu filmle tanımıştı. Filmde anlatılan aslına bakarsanız bugün yaşananlardan da farklı değildi. 2001 yılında vizyona giren Kara Şahin Düştü filminde 1993 yılında Somali İç Savaşı'nda yaşananlar anlatılmıştı. Filmde kuraklık ve kıtlık nedeniyle Somali'ye giden Birleşmiş Milletler yardımlarına el koyan Somali devrik lideri Muhammed Farah Aydid'in yakalanma hikayesi vardı. Daha doğrusu yakalanamama hikayesi. 1993'te yaşanan olayda iki Amerikan Black Hawk Kara Şahin helikopteri düşmüş, 18 Amerikan askeri öldürülmüş, 1000 kadar da Somalili o çatışmada hayatını kaybetmişti. Kara Şahin Düştü filminin üzerinden çok geçti. Geçmesine geçti ama Somali'de değişen bir şey yok. Somali, Sahra Altı Afrika ülkelerinden bir tanesi. Nüfusu 12 milyon civarında. Kuzeyinde Aden Körfezi, doğusunda Hint Okyanusu bulunuyor. Başkent Mogadişu. Ülkede 1989 yılından bu yana devam eden iç savaş ve aynı döneme denk gelen kuraklık büyük bir açlık krizine yol açmış. Amerika'da bu durumu düzeltmek için biraz önce sizlere anlattığım Kara Şahin Düştü filminin geçtiği 1993 yılında Somali'ye gelmiş. Ardından Amerika'nın isteğiyle Somali'ye Birleşmiş Milletler gücü de gönderildi. Bilmem hatırlar mısınız? Bu gücün içinde yaklaşık 400 kişilik bir Türk gücü de görev aldı. Türkiye'nin Kore Savaşı'ndan sonra ilk yurt dışı operasyonuydu. Somali'de bugün artık Amerika'nın esamesi yok. Ancak Türkiye hala ve daha güçlü olarak Somali'de. Somali'de halkın %70'ine yakın bir bölümü tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Balıkçılık da önemli bir geçim kaynağı. Daha çok deve, sığır, koyun ve keçi yetiştiriliyor. Mogadişu sokaklarından özellikle her köşe başında sığır ve keçileri görmeniz mümkün. Alışıldık bir durum değil. Büyük şehirde gördüğünüz, görebileceğiniz bir durumda değil. Somali toprakları oldukça verimli aslında ama gelin görün ki kuraklık ve iç savaş yüzünden bu verimlilik kullanılamıyor. Somali'nin belki de dünyadaki tek umudu ve can damarı da uzaktaki bir ülke, Türkiye olarak gözüküyor. Hem devlet hem de kimi sivil toplum örgütlerimiz Somali'nin kalkınması için canla başla çalışıyorlar. Mogadişu'nun arka mahallelerinden birinde İHH ve TİKA tarafından bir tarım okulu açılmış. Bu tarım okulu projesiyle halka modern tarım yöntemleri öğretilmeye çalışılıyor. Tarım. Niye tarım? Afrika maalesef adını hep açlıkla duyurmuş bugüne kadar. Hep zayıf insanlar, açlıktan ölen insanlar gündeme gelmiş.
Bununla ilgili neler yapabiliriz, neler olabilir sorusuyla birlikte bu bölgede çalışmaya başladık. Ve şunu gördük, aslında Afrika çok büyük bir tarımsal potansiyele sahip. Pek çok noktada yılda 3 ürün, hatta 4 ürün alabilme imkanı var. Yıl boyu güneş var, yıl boyu sıcaklık var. Çok yüksek kapasiteli tarımsal sulama imkanı olan yerler var, nehirler var, göller var. Yeraltı suları bakımından çok zengin. Ve bu potansiyeli değerlendirmek adına da İHH ile birlikte Somali Tarım Okulu projesini uygulamaya koyduk. 5 dönüm sera alanı var. Bunun dışında açık üretim alanları var. Buralarda her türlü ürünü yetiştirebilmek mümkün. Afrika'yı farklı kılan şeylerden bir tanesi de fenolojinin yıl boyu devam etmesi. Türkiye'de 20 günde tohum çimlenen bazı tohumları burada 2 günde, 3 günde çimleyebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani pek çok ürünü tohumu bugün ekiyorsunuz, 60. gün, 65. gün hasat yapıyorsunuz. Bu da maalesef diğer yerlerde olmayan bir imkan. Bu imkanı değerlendirebilmek adına bizim tarımla ilgili çalışmalarımız bu bölgelerde devam edecek. Bizim tarım okulu projesi kapsamında pek çok yenilik geldi Somali'ye. Pek çok sulama sistemleri gösterildi, topraksız tarım gösterildi. Mesela şu anda bir kavun serasındayız. Kavun bizim tarım okulu projesiyle birlikte Somali'ye gelen bir meyve. Aslında çok iyi yetişiyor, çok verimli bir bitki ama insanlar bunu tüketmiyorlardı. Şu anda tüketmeye başladılar bu proje sayesinde. 2016 yılında hayata geçirilen ve her ay 20 kursiyere eğitim verilen projede şu ana kadar 300 kişi de mezun olmuş. ...2011 büyük kuraklığıyla başladı. Biz buraya geldiğimizde buranın çöl olduğunu düşünüyorduk. Fakat iç bölgelere geçtiğimiz zaman ülkenin son derece mümbit topraklara sahip olduğunu gördük. 25 yıldır devlet olmaması ülkede tabii birçok şeyin çökmesine sebep olmuştu. Son ziraat mühendisi bu topraklardan 1989 yılında mezun olmuş. O günden bugüne kadar ülkede ziraat teknisyeni, ziraat mühendisi, ara kadro, hiçbir kadro yetişmemiş. Doğal olarak sistem çökmüş. Biz sistemin çöktüğünü gördükten sonra, yani 260 bin insanın açlıktan öldüğü bir topluluğa gıda taşıyarak bunu çözmemizin mümkün olmadığını gördük. Ve bu topraklarda yaptığımız denemelerde yılda 4 kere ürün aldık biz arkadaşlar. Burada öğrenciler kendi ürettikleri ürünü satarlar ve kendileri burada birçok ihtiyaçlarını giderirler. Öğrencilerimiz burada ücretsiz okuyorlar. Öğrenciler bu okulun giderlerini bu tarlalardan çıkartıyorlar. Artı bu karşıda gördüğünüz yeşil bina İHA tarafından yapıldı. Hemen arkadaki yatakhaneleri öğrenciler kendileri yaptılar. Biz öğrencilerimize basit inşaat dersleri de veriyoruz. Çünkü bu öğrenciler gittikleri zaman köylerinde bir öğretmen olacaklar. Birçok konuda halkı aydınlatmak zorundalar. Kendi yatakhanesini, kendi okulunun bir bölümünü bu zamanda yapan nadir öğrenci gruplarından bir gruptur bu Ziraat Fakültesi'nin öğrencileri. Ömer, burada bir günün nasıl geçiyor? Bize anlatabilir misin? Biz 2015'te Somali'de açılan ilk tarım üniversitesinin öğrencileriyiz. Buradaki tek üniversite oydu. Sadece 4 öğretmenle eğitime başladık. Tarım mühendisliği üzerine eğitim aldı. Türkiye çok destek verdi. Allah razı olsun. Şimdi üniversiteyi bitiriyoruz ama eğitimimizi daha ileriye taşımak istiyoruz. Türkiye, Almanya gibi büyük ülkelerde yüksek eğitim almak istiyoruz. Hedefimiz her zaman tarım. Çünkü Somali'de her zaman kuraklık var. Nehirlerde su bittiğinden beri hayvanlar ve tarım olumsuz yönde etkilendi. Bu durumu değiştirmek için çalışıyoruz. Burada kavun, karpuz, salatalık, domates yetiştiriyoruz. Biz ülkemiz için para istemiyoruz. İnsanların bir şey öğrenmesini istiyoruz. Bu durumu değiştirmek istiyoruz. Güzel bir gelecek, güzel bir ülke istiyoruz. Sivil toplum örgütleri sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı çeken ailelere yardımda bulunuyorlar. Bunların başında da İHH geliyor. Sadece Somali'de 6 yılda 3 milyona yakın insana temel ihtiyaç maddeleri dağıtmış İHH. We are the children.
Hatırlarsınız bu şarkıyla başta Somali olmak üzere dünyadaki kıtlık meselesine 80'lerin ortasında dikkat çekilmeye çalışılmıştı. Bizim kuşağımızın hafızalarından silinmeyecek görüntüler bu şarkının klibinde yer alıyordu. Aradan yıllar yıllar geçti. Gelin görün ki Somali cephesinde değişen bir şey yok. Somali'de açlık, kıtlık ve kuraklık sebebiyle ölenler 2011 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre 250 bin kişi. 60 yıldır devam eden kuraklıkta toplam ölen kişinin sayısını ise varın siz düşünün. Heritage Enstitü'den Abdülreşit Haşi ile beraberiz. Burada Somali'de günlük hayat nasıl devam ediyor acaba? Somali 25 yıldır iç savaşta olan bir ülke. İnsanlar hayvancılık ve balıkçılıkla geçiniyorlar. Yeni bir devlet var ama çok zayıf. İnsanların günlük ihtiyaçlarını veya devlet hizmetlerini verebilecek kadar kapasitesi yok. Ülke yavaş yavaş iç savaştan çıkıyor. Bu insanların hayatını kazandığı hayvancılık, balıkçılık ve tarım dışında bir geçim kaynağı daha var. Yurt dışında yaşayan Somali diasporasının ülkedeki akrabalarına gönderdikleri yıllık yaklaşık 2 milyar dolar. Somali 25 yıl savaştan sonra tekrar ayağa kalkmaya çalışıyor. Ama maalesef devletin de devlet hizmetleri verebilecek kadar kapasitesi yok. Bugün Somali'de her iki kişiden biri okuma yazma bilmiyor. O yüzden sokaklarda dükkanların çoğunun duvarlarına okuma yazma bilmeyenlerin de anlaması için fotoğraflar asılmış. Yaşamda İslam esasları hakim. Ülke şeriatla yönetiliyor. Yönetiliyor dediysek aklınıza gerçekten bir şeriat kanunu da gelmesin. Devlet olmadığı için bir hukuk sistemi de yok. Yani gücü gücü yetene diyebiliriz. Peki Somali'de bir hukuk sistemi var mı? Örneğin birini öldürdüğünüzde bunun bir cezası var mı acaba? Somali'de hukuk sisteminden bahsederken Somali'yi tek bir bölge olarak düşünmememiz gerekiyor. Çünkü devlet bütün ülkeye hakim değil. Bazı bölgelerde bölgesel yönetimler var. Bazı bölgelerde el-şebap var. Bazı bölgeler ise kimsenin elinde değil. Kabilelerin örf ve adetleri uygulanıyor. Onun için Somali'nin adalet sistemini düşündüğümüzde tek bir sistem yok. Somali bildiğiniz gibi Müslüman bir ülke. İslam'ı kabul etmiş bir toplum. Ama şimdiki mevcut durumdan bahsedecek olursak, devletin kontrolü altındaki bölgelerde uygulanıyor. Anayasa var, yasalar var. Devletin kontrol ettiği bölgelerde bu uygulanıyor. Bölgesel yönetimler de var. Burada da adalet işliyor. El-Şebab'ın kontrolü altındaki bölgelerde kendi anlayışlarına göre İslam ve şeriatı uyguluyorlar. Aslında Somali toplumu Mars'tan gelmiş bir toplum değil. Eskiden bütün devlet sistemi, kurumları çalışan bir ülkeydi. Herhangi bir ülke gibiydi. Ama maalesef 25 yıldır iç savaşta. Bundan dolayı da bahsettiğimiz gibi bir devlet kalmadı. Beşli bir kaki bir Somali sokaklarında dolaşırken tedirgindi. Daha önce Suriye iç savaşını, Irak'taki savaşı, Karabağ cephesini ve dünyanın farklı bölgelerindeki pek çok savaşı yakından takip eden kameraman arkadaşımız Fatih Öztürk ve tecrübeli yapımcımız Kenan Taş ilk kez böylesine kuralların olmadığı ve bunun bir kural haline geldiği başkentte dolaşıyordu. Onlarca silahlı koruma olmasına rağmen başlarına ne geleceğini kimse bilmiyordu. 5L1K olarak Somali'deyiz. Somali'nin başkenti Mogadishu'dayız. Mogadishu'da sokaklarda ciddi bir güvenlik riski var. O yüzden farklı ülkelerden gelen kişilerin sokağa askersiz çıkmaları son derece tehlikeli. Somali'de gözünüzün gördüğü her yerde silahlı birileri var demiştik. Bu silah meselesi nasıl çözülecek? Önümüzdeki günlerde bir çözüm olur mu? Somali Enformasyon Bakanı hala umutlu gözüküyordu. Gördüğünüz gibi herkesin elinde silah olmasının nedeni El-Şebab'tan gelen ciddi bir güvenlik tehlikesi söz konusu. Bütün devlet yetkilileri, mesela bakan, milletvekili ve her devlet yetkilisinin kendisini koruması gerekir. Onun için her devlet yetkilisinin kendi koruması var. O yüzden her yerde silah görüyorsunuz. Ama yakın zamanda 6 ay içinde temizlemeyi hedefliyoruz. 6 ay sonra gördüğünüz sokaklarda elinde silah olan kimse görülmeyecek. Böyle planlıyoruz. Ama her şeyden önce insanların silah almalarının sebebi kendilerini terör örgütlerinden korumak. Her şeyden önce bunu bitirmek için terör örgütlerinin oldukları yere gidip yok etmek, güvenliği sağlamak ondan sonra bitirebiliriz. Bu konuda Türkiye'nin yardımları büyük. Somali askerlerini eğitiyor ve kalkınma projeleri gerçekleştiriyor Türkiye burada. Desteklerinden dolayı Türkiye'ye ayrıca teşekkür ediyorum. Bu
kadar çok silahın bulunduğu bir ülkeye bir de açlığı eklerseniz doğal olarak en çok ihtiyaç duyulan şeyin sağlık sistemi olduğunu görüyorsunuz. Elbette Somali'de sağlık sistemi de yok. Devlet mekanizması çalışmadığı için iç savaş döneminde var olan hastaneler ya kapatılmış ya da özel sektöre geçmiş. Sadece parası olanlar tedavi olabiliyor. Somali'de Türkiye'nin yaptırdığı 3 ayrı hastane var. Bunların içerisinde Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi, Somali'deki hayatla kıyasladığınızda inanılmaz lüks gözüken şartlara sahip. Beşte bir ekibi hastane içinde dolaşırken bir baba ve çocuk dikkatlerini çekiyor. Hikayelerine kulak verdiğimizde böyle şeyler sadece Somali'de olur demekten kendimizi alamıyoruz. 15 gün önce çıktım yola. Çok uzaktan geliyorum. Ve tam 15 gündür yürüyorum. Bizim orada açlık var, yoksulluk var. Benim 5 tane çocuğum var, şimdi onlar da açlar. Hastaneye geldim. Hastanede ücretsiz yatıyorum. Sağ olsunlar, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği hepsini burada veriyorlar. Kızım dışarıda oynarken onu yılan soktu. İşte görüyorsunuz, kolu bu hale geldi. Kolu önce şişti, sonra iltihap kaptı. Sonrasında kızımı buraya getirdim. Onlardan Allah razı olsun. Kızımı ameliyat ettiler. Kızıma çok iyi bakıyorlar. O da iyileşiyor. Diğer 4 çocuğuma bakan kimse yok. Hala beni bekliyorlar. Benim bir bahçem var. Biz o bahçeden aldığımız ürünlerle geçimimizi sağlıyoruz. Giderken inşallah bana yol parası verirlerse çok mutlu olurum. Hepsinden Allah razı olsun. Ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Çünkü yani gelirken ve şimdiyi kıyaslasam hiç aynı değil yani. Gelirken kızım o kadar kötüydü ki. Yani eli şişti, her yeri kötüydü. Çok zayıftı, şimdi kilo aldı kızım. İyileşti çok şükür. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Yani herkese teşekkürler. Allah razı olsun sizden. Sağ olasınız inşallah. Bu hastane Türkiye'nin Somali'ye bir hediyesi. Başhekimi Ali Kalyoncu 5N1K mikrofonlarına hastanesini anlatırken gururlanmakta haklı gözüküyor. Somali'deki sağlık hizmeti 2011 yılında Somali'de yaşanan kuraklık nedeniyle Cumhurbaşkanımızın Somali'yi ziyareti sonrasında başlıyor. O dönem tabii hem göç edenler, kuraklık nedeniyle göç edenlerin oluşturduğu kamplarda açlık ve sağlık hizmeti alamama durumu vardı. O dönem çadırda başlayan, çadır hastaneyle başlayan Türkiye'nin verdiği sağlık hizmeti bugün gördüğünüz bu binada modern anlamda 220 yataklı bir eğitim araştırma hastanesiyle devam ediyor. Hastanemizde ortalama aylık 12 bin civarında hasta muayenesi yapılıyor. Yine 350-400 civarında ameliyat yapılıyor. 600-700 arasında da ortalama hasta yatırılarak tedavi ediliyor. Hastanemizde 78 Türk şu an için görev yapan 78 Türk, 400 civarında da Somalili personelimiz var. Bu personelden 28 tanesi uzman hekim, Türk uzman hekim, 6 tane de Somalili uzman hekimimiz var. Burası aynı zamanda bir eğitim araştırma hastanesi. Asistan eğitimi de yapılıyor burada. 4 ana branşta 16 tane asistanımız var. Biz tabii hem sağlık hizmeti vermek hem de Somali'nin sağlık eğitimine katkı sağlamak amacıyla buradayız. Bu anlamda hem asistan eğitimi hem hemşirelerin eğitimi, teknisyenlerin eğitimi, bütün bir hastanenin organizasyonu içerisinde görev alacak tüm personellerin eğitimini yapıyoruz. Çünkü bizim burada bulunuş sürecimiz sınırlı olabilir. Biz buradan ayrıldıktan sonra da hastane aynı standartlarda hizmete devam etsin istiyoruz. Somali'de Türkiye'deki gibi bir sağlık sigortası sistemi yok. İnsanlar, parası olan insanlar tedavi olabiliyor, parası olmayan insanlar tedavi olamıyor idi. Ama bizim hastanemizde her hastanın ekonomik durumu sorgulanmaksızın her hastaya sağlık hizmeti veriliyor. Günlük ortalama 600 civarında hasta muayenemiz var. Bunlar büyük oranda ücretsiz ya da indirimli olarak tedavi alıyorlar. Hastanemizdeki, Türkiye'deki bu ölçekteki bir hastanede hangi bölümler, hangi cihazlar varsa tüm cihazlar var. Yoğun bakım ünitemiz var, erişkin yoğun bakım ünitemiz var, 10 yataklı. Yeni doğan yoğun bakım ünitemiz var, 16 yataklı. Laboratuvarımızda tüm Türkiye'de yapılan testlerin tamamı yapılıyor. Röntgen ünitemiz var, klasik röntgen, Doppler ultrason, tomografi ve MR'ımız var. Hemen hemen tüm branşlarda uzman hekimimiz var. Bunlar hizmet veriyor.
Ayrıca Somalili uzman hekimlerimiz var, asistanlarımız var. Onlara da eğitim vererek onların da yetişmesine katkı sağlıyoruz. Somali'de tehlike sadece karada değil, iki tarafı denizlerle çevrili olan Somali'de denizlerde de gemiler için korsan tehlikesi devam ediyor. Korsanlar ve terörün türemesinin asıl nedeni devletsizlik, karışıklık. Bu karışıklık olduğu için ülkede boşluk oluyor. Ülkede bir otorite hakim olmadığı için korsanlar ve teröristler ortaya çıkıyor. Aslında korsanlar dediğimiz insanlar eskiden balıkçılardı. Balık avlayan kişilerdi. Ama Somali sahillerinde, Somali sularında yasa dışı balık avlayan gemiler tarafından ateş edilmesi ve balık avlamalarının engellenmesi sonucunda başladı korsanlık. Ama bütün bunların nedeni devletsizlik. Güçlü bir devlet olmadığı için ortaya çıktılar. Somali bölgesine giden ticaret gemileri korsanlarla savaşmak için çareyi özel güvenlik şirketleriyle anlaşmakta bulmuş. Deniz üstünde Somali korsanlarla özel güvenlik arasında gördüğünüz bu tür sıcak çatışma ortamları sık sık yaşanıyor. Mogadişu Büyükelçiliği Türkiye'nin dünyadaki en büyük büyükelçiliği desek yeridir. 228 misyon arasındaki en büyük yerleşke burada. 60 dönüm arazi üzerine kurulmuş olan bir kaleyi andırıyor büyükelçiliğimiz. Büyükelçimiz Olgan Beker, Beşne Birkağ yapımcısı Kenan Taş'a büyükelçiliği gezdirdikten sonra özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali'ye ilgisini ve sevgisini anlatıyor. O gün insani yardım tabii öncelikliydi. 2011 yazında Somali'de çok ciddi bir kuraklık ve kıtlık yaşanıyordu. 250-260 bin civarında insan o kıtlıkta ölmüştü. Sayın Cumhurbaşkanımız Mogadişu'ya gelen ilk batılı lider uzun uzun yıllardan sonra ve Somali'de yaşanan felaketi, insanlık dramını uluslararası toplumun gündemine taşıyan kişi. Aslında Somalilerle sohbet ettiğinizde Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretini Allah'ın bir mucizesi olarak görüyorlar. O günkü koşullara baktığınızda, o güne kadarki yaşanan olaylara baktığınızda bunun bir gerçeklik payı olduğunu da görüyorsunuz. Çünkü Somali kendi kaderine terk edilmiş bir ülke iken, uluslararası toplumdan tamamen yalıtılmış bir ülke iken, o ziyaret ve ziyareti takip eden dönemde yeniden uluslararası toplumun gündemine girdiğini, uluslararası yardım örgütlerinin dikkatine yeniden getirildiğini görüyoruz. İkili ilişkiler açısından baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sonrasında insani yardım faaliyetleri, tabii ki çok büyük bir başarıyla yürütülen insani yardım faaliyetlerini sahada görüyoruz. Bunlar hem STK'larımız, hem de kamu kurumlarımızın faaliyetleriyle gerçekleşiyor. Esasında bizim Somali'deki angajmanımızı gayet başarılı bir kamu özel diplomasisi faaliyeti olarak görmek mümkün. Gayet koordineli bir şekilde faaliyetlerimiz 2011 sonrasında artarak devam ediyor. Ne yapıyoruz? Öncelikle tabii ki insani yardım. Çünkü sonuçta acı çeken, açlık çeken insanlar var. Bunlara insani yardım ulaştırıyoruz. Fakat insani yardımla yetinmiyoruz. Kalkınma projeleri de insani yardıma paralel olarak sahada uyguluyoruz. Ve bu ikisi, yani insani yardım ve kalkınma projelerinin eş zamanlı olarak uygulanması sahada olumlu bir ortam yaratıyor. Yani Somaliler yeniden hayata umutla bakmaya başlıyorlar ve Somali'de bir umut ışığı, bir umut ateşi tekrar alevleniyor. Bu da bizim sahadaki görünürlüğümüz, faaliyetlerimiz neticesinde oluyor. İşte yollar asfaltlıyoruz, yollara sokak lambaları dikiyoruz, okullar inşa ediyoruz, hastaneleri inşa ediyoruz. Şirketlerimiz sahada faaliyet gösteriyorlar, Mogadişu Limanı'nı işletiyorlar.
Mogadişu Havalimanı'nı işletiyorlar. Böylece genelde baktığınızda Mogadişu'daki hayatın, şehir hayatının yeniden canlandığını, insanların dükkanlarını, evlerini onarmaya başladıklarını ve hayata daha sıkı sarıldıklarını görüyoruz. Türkiye önümüzdeki aylarda Mogadişu'ya büyük bir askeri tesis de açmayı planlıyor. Mogadişu Büyükelçisi'ne bu soruyu sorduğumuzda insanların kavramları karıştırmaması gerektiğini, buranın bir askeri üs değil, askeri eğitim üssü olacağını dile getiriyor. Somali'de devletin yeniden inşası söz konusu. Çünkü Somali 1991 sonrası dönemde devletin tamamen ortadan kaldırıldığı bir ülke konumuna düştü. Devletin yeniden inşası içinde güvenlik kurumlarının yapılandırılması lazım. Güvenlik güçleriniz olmadan devleti inşa etmeniz mümkün değil. Biz Somali'deki kapsamlı politikamızın bir ayağını da güvenlik sektörünün, güvenlik kurumlarının yeniden inşasına yardımcı olmak oluşturuyor. Bu çerçevede Somali ile ikili askeri işbirliği ne düzenleyen anlaşmalar neredeyse tamamı imzalandı ve onaylandı. Bu anlaşmalar temelinde Somali'de nasıl biz Somali ordusunun yeniden ayağa kaldırılmasına yardımcı oluruzu düşündüğümüz zaman söz konusu eğitim tesisimizde Somali'nin gelecekteki subaylarının ve assubaylarının eğitilmesinin en iyi seçenek olduğunu gördük. Ve Eylül ayında da şu anda inşaatı tamamlanmak üzere Eylül ayının başında eğitim tesisimiz faaliyetine geçmesini öngörüyoruz. Beşli bir K ekibi Somali'den ayrılırken, aynı dünyada yaşarken böylesine büyük adaletsizliğin ve farklılıkların olması karşısında hem şaşkın hem de üzgündü. Bazen insan yaşadığı hayatta pek çok normal karşıladığı şeyin değerini Somali gibi ülkelere gidip yokluğunda çok daha iyi anlıyor. Suyun, yiyeceğin olmadığı, açlığın sokaklarda kol gezdiği, güvenliğin sadece onlarca silahlı korumayla sağlanabildiği bir ülkeden Türkiye'ye doğru yola çıkacak Türk Hava Yolları uçağına bindiklerinde 5N1K ekibinin aklında ve kalbinde Somali'ye dair pek çok kare var. Mogadişu'dan İstanbul'a doğru hareket ederken sadece yardıma muhtaç ve çaresiz bir ülke değil, dünya yüzeyinde adaletsizliğin ve haksızlığın yaşayan bir belgeselini de arkalarında bırakıyorlar. Sevgili seyirciler, Somali'deki izlenimler gerçekten önemli ve ilginç. Şimdi sizleri arkamda gördüğünüz binada bu hafta yapılan bir toplantıya götürmek istiyorum. Benim de moderatör olarak katıldığım toplantıda Türkiye'nin gurur duyduğu iş adamları girişimcilik ve inovasyon hakkındaki tecrübelerini paylaştılar. O iş adamları arasında kısa sürede burada büyük bir başarıya sahip olan Hamdi Ulukaya ve büyük bir şirketin en önemli yöneticisi olan Muhtar Kent de vardı. Türkiye'den başarılı iş adamı, girişimci, bilim insanı, gazeteci çıkartıp onları binlerce kilometre ötede Amerika gibi bir ülkede müthiş kariyerler inşa edecek bir ortam yaratabiliyorsunuz. Ancak onların içinden Türkiye sevgisini ve düşüncesini hiçbir zaman çıkartamıyorsunuz. İşte bu hafta Nasdaq'ta 4 saat süren bir toplantı tam da bunun bir özeti gibiydi. Sadece Türklerin değil, Amerikalıların da yakından ilgi gösterdiği toplantının açılışını Türkiye'nin son yıllarda iş dünyasında adını altın harflerle yazdıran Hamdi Ulukaya yaptı. This is really amazing. This is important at the same time. Eğer kimliğimize, ailelerimizin öğretilerine, kültürümüze bağlı kalırsak, İnsanlarımıza saygı duyarsak ve tabii ki neleri doğru, neleri yanlış yaptığımız konusunda gerçekçi olursak ve insanlığa bakarsak başarılı oluruz.
Ben de bunu yaptım. New York Upstate'de yaşarken bile daha önce hiç Türk ya da Kürt görmemiş bir çevrede ailemin öğretilerine sadık kaldım. Mevlana'nın bir sözü vardır. Sen yürüdükçe yol görünür der. Bir işe başlamanın böyle bir büyüsü vardır. Burası aracılığıyla Türkiye'deki gençlere ve geleceğin girişimcilerine bir mesaj vermek istiyorum. Her şeyden önce kendinize güvenin ve içgüdünüze inanın. Kimsenin size bir şey vermesine gerek yok. Kimsenin sizi bir şey yapmasına ihtiyacınız yok. Buna inanmanız lazım. Yoksa yol bir noktada kapanır. Çünkü size yardım eden, sizi taşıyan insanlar bir noktada yok olur. Bu birinci kural. İkinci kural, bir sebebiniz olmalı. Yaptığınız işi neden yapıyorsunuz? Kendinize dürüst olmanız lazım. Para mı? Güzel olabilir. Çok para kazanabilirsiniz. Kendinizi keşfetmek mi istiyorsunuz? Başkalarına yardım etmek mi istiyorsunuz? Anne babanızı gururlandırmak mı istiyorsunuz? Ya da sebebin ne olduğunu bilmiyorsunuz ve arıyor musunuz? Sebep aramak da bir sebeptir. Üçüncü kısımsa istediğiniz yere ulaştığınızda ne yapacaksınız? Az önce Mehmet anlattı. Şunu bunu yaptım dedi. Ben de ilk yoğurt kabımın etiketine bir yazı yazdırdım. Bu satışlardan edilen karın %10'u dünyaya geri dönecek dedim. Ben de ilk yoğurt kabımın etiketine bir yazı yazdırdım. Bu satışlardan elde edilen karın %10'u dünyaya geri dönecek dedim. O kapta bu sözü verdim. Para gelince sözlerimi unutabilirim diye. Böyle şeyler oluyor. Ama verecek bir şey olmayınca vermek kolay. Sıfırın %10'u yine sıfır. Daha sonra o %10 bir anlam ifade etmeye başladı. Yaptığım en iyi şey o kaba karımın %10'u ile bir şey yapacağımı yazdırmaktı. Çünkü o parayla küçükler beyzbol ligi için bir saha yaptırdım. Ardından benim yönettiğim bir panelde farklı branşlarda 6 başarılı ismi ve girişimcilikte inovasyonda yaptıkları gelişmeleri konuştuk. Hem dertleri hem de çözüm önerilerini masaya yatırdık. Toplantıyı düzenleyen Türkiye Filantropi Derneği adına Murat Demirdağ, toplantı öncesi sorularımı bakınız yanıtladı. Murat, bu fikir nereden çıktı? Neredeyiz şu anda? Biz şu anda Nasdaq'ın Times Square'daki merkezindeyiz. Biliyorsun Nasdaq dünyanın teknoloji borsası olarak bilinen en önde gelen piyasa merkezlerinden bir tanesi. Bugün burada Turkish Philanthropy Funds Entrepreneurship and Innovation Summit, yani Türk Hayırseverlik Fonu'nun düzenlediği girişimcilik ve inovasyon zirvesinin ilkini yapıyoruz. Amacımız da özellikle Amerika'da ve uluslararası platformda başarılı olmuş Türkleri bir araya getirerek Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin inovasyon ve girişimcilik konusundaki ihtiyaçlarının altını çizmek ve yeni başarı projelerini önünü açmak. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Özellikle Türkiye'de bir eksiklik mi gördünüz acaba? Türkiye gibi nüfusu 80 milyonu bulan dinamik ve genç bir toplumdan dünya çapında çok daha fazla girişimcilik ve inovasyon projesinin çıkması gerektiğini düşünüyoruz ve buna inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki böyle projelerin çıktığı ülkeler ekonomik sıçrayışlar yapabiliyor ve aynı zamanda daha çok başarılı girişimci demek, daha çok iş imkanı ve daha çok sosyal proje demek. Örneğin mesela Amerika'daki en büyük sadece 3 tane teknoloji şirketi Apple, Google ve Microsoft bugünkü piyasa değerleriyle 2 trilyon dolar yapıyor. Biz de dedik ki ülkemizden niye bizim topraklarımızdan böyle başarılı hikayeleri çıkmasın? Tam da bu sorunun üzerine bu projeyi başlattık ve burada bugün katılacak olan isimler bu sorunun cevabının aslında mümkün olduğunu bize gösteriyor. Nereye gidecek? Bundan sonra devam edecek mi? İlkini yapıyorsunuz. Bu ilki. Bundan sonra aslında amacımız şöyle. Önce bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bu tamamıyla kar amacı gütmeyen ve topluma katkı yapmak amacıyla düzenlenmiş bir organizasyon. TPF yani Türk Hayırseverlik Fonu, New York merkezli, Amerika'da yaşayan Türklerin kurduğu, Türkiye'de eğitim, kalkınma, cinsiyet eşitliği ve de afet yardımı konularına hedef alan bir yardımlaşma vakfı. Biz bugün burada bir sürü değerli ismi bu konuklarla bir araya getiriyoruz ve konuklar arasında bilim adamları, iş insanları, bilim insanları, akademisyenler, öğrenciler ve birçok yatırımcı ve girişimci var. Aynı zamanda bütün bu eventten toplanan kaynaklar Türkiye'de yine TPF'in vasıtasıyla Türkiye'de girişimcilik konusunda faaliyet gösteren hayır kurumlarına iletilecek. Sonraki adımlarda ise bu zirveyi Amerika içerisinde Doğu ve Batı yakasına yaymayı planlıyoruz. Yani hem New York hem San Francisco ve aynı zamanda Amerika'da ve Türk-Amerikan toplumunda inovasyon ve girişimin önemini yaymaya devam edeceğiz. Ve son olarak da inşallah Türkiye'den Amerika'ya, Türkiye'den dünyaya açılacak olan başarılı hikayelerin önünü açacağız. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler. Toplantının kapanışını ise tam 9 yıldır sadece Amerika'nın değil, dünyanın en büyük şirketlerinden birinin başarılı CEO'su Muhtar Kent yaptı. Bence sizin gibi girişimciler, liderler ve burada olmayan daha binlerce kişi
iki milleti birleştiren Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arasındaki Uhu gibi. Her iki ülkenin de vatandaşı olarak bir anlamda bütün hayatım iki kültürden de etkilendi. Aslında bir anlamda Türkiye ve ABD diplomasisinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hayatım boyunca bazı çıkarımlara vardım. Birincisi Türkiye'nin güçlü bir ABD'ye ihtiyacı oldu. İkincisi ABD'nin her türlü bir Türkiye'ye ihtiyacı oldu. Üçüncüsü dünyanın güçlü bir Amerika Birleşik Devletleri Türkiye işbirliğine ihtiyacı olduğudur. Bu ortamı yaratabilmek için de inovasyonla beslenen girişimci ve liderlere ihtiyaç var. Dediğim gibi Türkiye'den her alanda başarılı insanlar çıkartabiliyorsunuz ancak onların içindeki Türkiye sevgisini ve aşkını hangi makama, hangi ülkeye giderlerse gitsin çıkartamıyorsunuz. Sevgili seyirciler, 5'le 1 kay yavaş yavaş bitirmenin zamanı geliyor. Çok kısa bir aramız var, ardından beraber olacağız. Az gittik, uz gittik. Bir 5'le 1K'nın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir 5'le 1K'da buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir, New York'tan, Times Meydanı'ndan iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.